Kaca tekrar merhabalar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümümüzün konusu arkadaşlar buzullar, glaciers and icebergs. Buzullar ve buzdağları diye şeklinde çeviriyorum arkadaşlar. Chapter 4 4. bölümdeyiz. Hemen başlıyoruz buradan. The coldest place on earth are in the highest mountains and the north and south poles. Yani dünyanın soğuk yerleri, the coldest place, en soğuk yerler arkadaşlar. Dünya üzerindeki en soğuk yerler yani dağların tepesi ve aynı zamanda kuzey ve güney kutuplarıdır. Here, burada, evet, there are rivers made of ice. Burada mesela nehirler, özellikle mesela bu kutup bölgelerinde arkadaşlar, yani nehirler, yani buz olur. They are called geysers. Yani bu dağların üzerinde bunlar mesela nehirler falan arkadaşlar, onlar mesela buzul olur anlamında. They are called glaciers. Glaciers yani buzul demek. Evet, glaciers begin when snow falls. Yani bu buzullar arkadaşlar mesela kar yağdığında mesela oluşurlar. Mountain glaciers move very very slowly down to the mountain. Özellikle bu dağların üzerinde bulunan buzullar arkadaşlar çok yavaş bir şekilde dağdan aşağıya doğru inerler. When the ice melts, yani buz erimeye başladığında, the water goes into rivers. İşte bu sular arkadaşlar nehirlere karışır. It can take thousands of years for the water from a geyser to get to the ocean. Bazen diyor mesela, yani bu buzullardan eriyen suların mesela okyanuslara kavuşması binlerce yıl alabilir. At the north and south poles, yani kuzey ve güney kutuplarında, where the geysers, yani buzulların olduğu yerde arkadaşlar, near the ocean, bunlar diyor okyanuslara yakındırlar. Very big piece of break off. Bazen diyor mesela bunlardan büyük bir parça kopabilir. Bakın, very big piece. Büyük bir parça of ice. Yani buzuldan büyük bir parça kopar. These are called icebergs. Bunlar da mesela, yani demek ki bu buzul kopar. Ne yapar arkadaşlar? Yani okyanusun içerisine karışır ve hareket halinde olur. Buna da iceberg denir. Iceberg buzdağı demek. Icebergs move slowly on the ocean. Yani bu buzul dağlar arkadaşlar okyanusun içinde çok yavaş şekilde hareket ederler. Near the North Pole, hemen hemen mesela Kuzey Kutbu'nun yanında, Illusiad is one of the most incredible places on earth. Bu Illusiad denilen yer dünya üzerinde en inanılmaz yerlerden bir tanesidir. And one of the coldest, ve aynı zamanda da en soğuk yerdir. The glacier, yani buzullar, and icebergler, yani buzul buzdağları, here very very big, burada oldukça ve oldukça büyüktürler. The glacier, yani bu buzullar, is about 40 kilometers long, yani 40 kilometre uzunluğunda, and it moves slowly to the Arctic Ocean. Yani bunlar diyor yavaş bir şekilde mesela Antarktik diyelim okyanusuna doğru hareket etmektedirler. It moves about 30 kilometers, 30 meters every day. Her gün 30 metre mesela hareket ediyorlar şeklinde çeviriyorum. Icebergs, yani buzdağlara karşı, are dangerous for boats. Yani bunlar mesela gemiler için tehlike oluşturmaktadırlar. Most of the ice under the water. Aynı zamanda mesela yani buzulun büyük bir bölümü ya da suyun altında epey bir buzdağlar da bulunmaktadır ki so people in boats can see all the ice. Yani demek ki buzulun büyük bir bölümü de suyun altındadır ki böylelikle insanlar mesela buzulun tamamını göremiyorlar. Yani bu buzdağların tamamını göremiyorlar diye çeviriyorum. Değerli arkadaşlar, burada da bu bölümü sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Muş'tan herkese sevgiler, saygılar.